Ya dediğim gibi kendinize orta ve uzun vadeci diyeceksiniz ya da gidip yatırım fonu alacaksınız. O yatırım fonunda tek bir fon almayacaksınız. Onu da ayıracaksınız. Ya da gerçekten ben zaman zaman yani bir dönem daha sık kullanıyordum. Şimdi biraz daha şeyim ne derler? Ya TL taraftayım bu arada yani. Hisse tarafındaki ağırlığımı biraz azaltarak söylüyorum. Ya da işte Sentiment Algo'nun yaptığı ya da ona benzer çalışmalar var. En azından bir bilginin doğrulanmasına ya acaba benim baktığım bakış açısı doğru mu diye bir şey. Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir sorun var yani. Sen bir şey diyorsun ya ben senin görüşünü ters bir şey söyledim mi Allah kıyamet kopuyor ondan sonra. Ne sen borsacı değilsin başlıyor. Ya bana şey dediler yayınlarda. Hale bak 30 senelik borsacı diyor mevduat faizi öneriyor diyor. Ya kardeşim 30 senelik borsacı olmak demek dünya döndükçe %100 bütün paranla hatta kredi kullanarak hissesini taşıman demek mi ya? Senin derdin paranı enflasyona karşı korumak ve bir reel getir elde etmek değil mi? Bak beğenmediğin mevduat faizi sana aylık %4 para getiriyor. Sen hissede bulabiliyor musun %4'ü? Ki %4'ü bulsan ne olacak yani? Bir tanesi riskli varlık, bir tanesi risksiz varlık. Senin o 4'e karşılık 10 bulman lazım en az. Bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Benim aldığım hisse yükseldi diyor. Kaç yükseldi? 2,5 yükseldi. Para kazandım diyor. Sen para kazanmadın ki arkadaşım. Aygün parasını bankaya koydu. Aylık %4, 4,5 aldı. Sen borsada 2,5 aldın. Sen para kazandığını zannediyorsun. Para kazanmadın. Yani o kadar temel sorunlar var ki. Yani reel getiri nedir? Nominal getiri nedir? Her kazanılan para yani seni enflasyon yani ben olsam yatırımcıların yerinde ki ben öyle yapıyorum. Belli vadelerde benim neyim var, neyim yok, hangi hisseden kaç tane var, kaç maliyetten almışım, kaç para bağlamışım, bugün kaç para. O dönemde bu işlemi yapmayıp da dolar alsaydım getirim neydi, işte bankaya koysaydım neydi. Biraz matematikle haşır neşir olmak lazım bu işler. Yoksa efendim Telegram grubuna abone oldum işte 10 bin lira verdim. İşte bir eğitim varmış şahane bir eğitim oraya gittim 50 bin lira verdim. İşte WhatsApp gruplarında abone oldum falan. Ya bunların ya bu ortada ne kadar bilgi varsa o kadar iyidir. Ama önemli olan senin de yatırımcı olarak o bilgiyi doğru yanlış, iyi niyetli, kötü niyetli kişiler diye ayırabilmendir. Ve bundan sonrası gerçekten çok kolay. Yani ben ne diyorum? Bakarsın dersin ki ya bu adamın dedikleri doğru çıkıyor. Ya da şey bakarsın Sentiment Algo'nun bültenlerine ne diyor bu arkadaşlar ne demişler işte sen demin anlattın işte 100 tane öneri vermişler bunun 88 tanesi şey olmuş ne derler karlı pozisyon olmuş take profit olmuş peki dönersin bakarsın ve elersin eliğin üstünde kalanı da ne derler ona göre pozisyonunu alırsın onun için yani ve şöyle söyleyeyim bak endeks rekora gidiyor. Daha da yükselecek. Bak bir daha söyleyeyim abi. Ama inan bu endeks burada 13 bine de 15 bine de gitse oturup konuşsak yine buna benzer sorunların olduğunu göreceğiz. Çünkü yatırımcı korkuyor. Para kaybetmekten korkuyor. Buraya gelen yatırımcıların büyük bir kısmı portföy büyüklüğü olarak çok da büyük yatırımcılar değil. Onun için herkesin şöyle bir şey var mesela hayatta en deli olduğum laflardan biri. Ya hocam benim param zaten çok küçük diyor. Ya kardeşim param küçük ne demek? Gözünü seveyim. Yani bir emek harcamışsın, çalışmışsın, alın terinle oradan tasarruf etmişsin, yatırıma yönlendiriyorsun. Yani senin 3 bin liran var. Senin 3 bin liran var. Sen ay sonunda o parayı 6 bin lira yapmışsın ya da yıl sonunda. Benim 3 milyon liram var. Benim param 4 milyon lira olmuş. Şimdi hangimiz daha başarılıyız? O paranın büyüklüğüne göre bakılmaz ki. Getirine göre bakarsın. Yani yüzde kaç getirdin? Ama bunun içinde ya yani bir daha söyleyeyim kendi emarını çekeceksin kardeşim ve diyeceksin ki arkadaş yok yani ben bu işi kendi başıma beceremiyorum. Çünkü burada inatlaşmaya da gerek yok ya. Bu senin alın terin, çoluğunun çocuğunun geleceği tamam mı? Diyeceksin ki aslı profesyoneller yönetsin ya da ben bir profesyonel destek alayım. Tamam mı? Ondan sonra da çek yani şöyle bir hayat olur mu canım? Benim arkadaşlarım var mesela. Telefon açıyorum ne haber diyorum. İyiyim işte tatildeyim bilmem ne sahilinde beach'te
oturuyorum diyor. Ondan sonra elinde bilgisayar ya da elinde cep telefonu, bütün gün seans takip ediyor. Sorsan baba tatilde. Tatilde falan değilsin ki sen kardeşim. Hala piyasa takip ediyorsun. Onun için olabildiğince daha az sayıda işlemde daha fazla sayıda getiriye ulaşacak yapıların kurulması, burada sistemin de daha fazla buna benzer ürünlerin, ürün ve yapıların ortaya çıkmasına izin vermesi lazım. Bu biraz arz talep meselesi. Ortaya çıkan ürünlerin de bir talep görüyor olması lazım. Ama çok şeye gerek yok. Ne derler? Kötümser olmaya da gerek yok. Bence çok önemli bir mesafe de kat edildi burada. Gerek yatırımcı sayısında, gerek yatırımcının zaman içindeki kendini geliştirmesi açısından. Ama benim tek takıldığım yer, bir yere takıldı yatırımcı. Kafa hep orada kaldı. Yani o kolay para kazandığı, ne alırsa alsın para kazandığı dönemde. Oradan çıkanlar para kazanmaya devam ediyorlar. Oradan çıkamayanlar para kazanmadıkları gibi para kaybetmeye devam ediyorlar. Şimdi önemli olan o kitleyi biraz bu tarafa doğru alma konusunda mücadele etmemiz. Buyurun, bundan sonrası sentimental konu işte. Buyurun ne derler? Bu insanları da bu tarafa doğru alma konusunda yardımcı olun sisteme. Hep birlikte bu insanların en azından bakış açılarını değiştirmelerine, farklı bir perspektiften bakmalarına yardımcı olmamız lazım hep birlikte.